60 saniyenin altında balık yağları. Hikayesi 70'lere Grönland adası sakinlerine dayanır. Bu ada sakinlerinin gelişmiş kan yağları ve düşük kardiyovasküler rahatsızlıkları yüksek balık tüketimine bağlanmaktaydı. Bu sayede başlayan balık yağı takviyesi tüketimleri 2010'lara kadar bilim literatüründe yüksek faydalara sahipti. Ancak son 10 yılda geniş çaplı araştırmalar pek de olumlu fayda bulamadı. Bunun olası iki sebebi olabilir. İlki, bilhassa kalp damar rahatsızlığı riski bulunan insanlarda balık yağı takviyelerine güvenip sağlıklı diyet alışkanlıklarını, mesela balık yemeği tamamen bırakmaları gibi. İkinci önemli sebep ise bu araştırmalara katılan çoğu insanın omega 3 indekslerinin bilinmiyor olması. Omega 3 endeksi, al yuvar zarlarındaki EPA ve DHA'ya olan doygunluğu gösterir. Ve bu indeks ne kadar yüksekse balık yağlarından alacağınız fayda o kadar düşük olacaktır. EPA ve DHA ihtiyacınızı her zaman yağlı balıklardan almak en idealidir. Bu noktada size iki seçeneğim var. Ya haftada 3-4 sefer uskumru, levrek, somon, sardalya gibi yağlı balıklardan tüketebilir ve supplemente hayır diyebilir. Ya da haftada 1-2 sefer balık tüketip kalan günlerde günlük 1 ila 2 gram dozaj EPA ve DHA takviyesi kullanabilirsiniz.